Uzun süreli bir ilişki içerisinde olanlar ya da buna niyetli olan kişiler belli bir zaman sonra şunu soracaklar. Ömrümün geri kalan kısmını geçirmek istediğim kişi bu mu? İnsanlar aynı amaç için birlikte olurlar. Mutluluğu yakalamak. Bu da ancak doğru kişiyi bulabilmekle mümkün. Doğru kişiyle birlikte olup olmadığımızı anlamak için yıllarımız gider. O kadar emek, o kadar çaba hep bunun içindir. O gerçekten aradığım kişi mi? Size bu videoda doğru kişiyle beraber misiniz yoksa değil misiniz bunu anlatacağım. Eğer birlikte olduğunuz kişi saymış olduğum özelliklere sahipse onu asla bırakmayın. Birlikte olduğunuz kişi iyi bir bilgi birikimine sahip olmalı. Her türlü konuyu onunla konuşup tartışabilmelisiniz. Yanındayken asla sıkılmamalısınız. Entelektüel bir kişiliğe sahip olmalı. Boş, gereksiz lakırtılarla işi olmamalı. Hayatı size dolu dolu yaşatmalı. Bu kadın olsun erkek olsun fark etmez. Eğer gerçekten aradığın kişiyi bulmak istiyorsan en başta buna dikkat etmelisin. Gösterişe düşkün, her şeyi fiyatı, markasıyla değerlendiren, sonradan görmelerden uzak durmalısınız. Hayatınızı zindana çevirirler. Bu tiplerde kibarlık, naziklik arama. Kaba, zır cahil insanların önde gidenidirler. Marka takıntıları has safhadadır. Pahalı şeyler vazgeçilmezdir onlar için. Bu tipleri yanında asla barındırma. Yoksa çok üzülürsün. Yalancılardan uzak dur. İlişkide olduğunuz kişi sürekli yalan söylüyorsa size hayatı cehennem eder. Düşünsenize size sürekli yalan söyleyen bir partneriniz var. Onunla nasıl sağlam bir ilişki kurabilirsiniz ki? Hayatı yalan, tamamıyla bitmiş bir insan çünkü. Asla hayatınız onunla devam edemez. Yine çok önemli bir özellik de partnerinizle aranızdaki uyum. İlişkiler her zaman güllük gülistanlık değildir. Bir gün bazı şeyler ters gidebilir. Partnerinizle aranızda büyük bir sorun oluşabilir. Bu tamamen normaldir ve kaçınılmazdır. Bu gibi durumlarda alttan almaya ve uzlaşmaya açık birisine ihtiyacınız olacak. Bu ilişkilerin uzun ömürlü olabilmesinin olmazsa olmasıdır. Her iki taraf da gerektiğinde adım atabilmeli, fedakarlıklar yapabilmelidir. Bu kesinlikle tek taraflı olmamalıdır. Her iki taraf da uzlaşmaya açık olmalıdır. Bilim insanları yapılan araştırmalar sonucunda nazik, kibar, anlayışlı insanların ilişkileri uzun süreli götürebildiklerini ortaya çıkarmıştır. Eğer eşiniz size şefkatli davranıyorsa ona yapışın ve onu hiç bırakmayın. Çünkü o sizi hiç üzmeyecek, incitmeyecek. Özellikle yumuşak karakterli, merhametli insanlar tercihiniz olsun. Yine çok önemli özelliklerden biri de tutarlılık. Bir gün başka, diğer gün bambaşka bir eşiniz olduğunu düşünün. Hep değişken, hep farklı. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. Böyle bir eşle nasıl birlikte olunabilir ki? Düşünmesi bile facia. Eşiniz kusurlarınızı görmezden geliyor ve bu kusurlarınızı sizi rencide etmeden düzeltmeye çalışıyorsa o eşinizi asla bırakmayın. Belli ki bu kişi sizi gerçekten seviyor ve size sırılsıklam aşık. Birlikte olduğunuz kişi ailesiyle iyi geçiniyor ve onları önemsiyorsa bu durum size ilişkinin nasıl devam edeceği ile ilgili fikirler verebilir. Aile kavramına önem veren kişi uzun ömürlü ilişkilerde gayet uyumlu ve başarılı oluyor. Bunu bilim insanları söylüyor. İlişkilerin uzun süreli devamını sağlayan diğer önemli bir özellik de partnerinizin sizinle aynı değerlere sahip olması. Bu değerler üzerine asla pazarlık edilemez ve kişi için kırmızı çizgidir. Bu kırmızı çizgiler benzer özelliklere sahipse tadından yenmez. Değerler çatışmıyorsa bir ömür boyu aynı yastıkta mutlu olmaya devam edebilirsiniz. Yine çok önemli konulardan bir tanesi kıskançlık. Her insan normal olarak kıskanır. Anormal olan aşırı derecede kıskançlık. Bu olmamalı. Eşiniz eğer sizi aşırı derecede kıskanıyorsa durumlar vahim yemektir.
Çünkü bunun Türkçesi ben sana güvenmiyorum demektir. Bu da ilişkilerin uzun süre devam etmesini engelleyen en büyük sebeplerden bir tanesi. Aşırı kıskançlık belli bir zaman sonra partnerinizi bunaltır ve partneriniz de size karşı soğukluk başlar. Bu süreç ilişkiyi bitirmeye kadar devam eder. Mutlu bir birliktelik istiyorsanız mantıklı düşünebilen, güven problemi olmayan kişilerle ilişki kurmalısınız. Hedeflerinizi, hayallerinizi destekleyen ve her daim yanınızda olan güçlü bir partner uzun ilişkiler için olmazsa olmazdır. Onun yanındayken kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Aldığınız kararlar için endişelenmeyeceksiniz. Sizi motive edecek ve hedeflerinize ulaşmanızda size yardımcı olacak. Kim istemez ki böyle birini? Uzun bir ilişki istiyorsanız şakalarınıza ve esprilerinize gülecek insanla birlikte olmanız gerekmekte. Çünkü siz şaka yaptığınızda partneriniz size gülmüyorsa bu sizi kötü hissettirecektir. İlişkilerde kavgalar kaçınılmazdır. İlla ki bir sebepten ötürü aranızda anlaşmazlıklar çıkacak. Önemli olan bu süreci yönetebilecek kabiliyete sahip olabilmek. Bu her iki tarafta da bulunması gereken bir özellik. Kavgalar olur ama küslükler olmaz. Bu uzun ilişkilerin bir kuralıdır. Kesinlikle her ne olursa olsun birbirinizi asla küsmeyin. Bu ilişkiye çok zarar verir. Aranızda bunun sözünü verin ve bu kurala uyun. Kavga esnasında sakin kalmaya dikkat edin, fevri davranmayın. Kin tutmak, küsülü kalmak bunlar çocukça şeyler. Bir yetişkin olduğunuzu unutmayın. Çocukça hareketler yapıp ilişkinizi sonlandıracak şeylerden kaçının. Eğer partneriniz çocuksuysa, vay başınıza gelenler. Bence bir an evvel ondan uzaklaşın. Bir ömür onu çekemezsiniz. Affedebilen insanların daha uzun yaşadığını biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalara göre affetmeyi adet haline getiren insanlar daha uzun yaşıyor. Tabii daha önemlisi affetmek sağlıklı bir ilişkinin temeli. Affetme özelliğine sahip bir partneriniz varsa o zaman dünya cennet size. Böyle bir eşiniz varsa sımsıkı sarılın ona. Asla bırakmayın onu. Şu ana kadar size saymış olduğum özelliklerden hepsi ilişkinizde varsa mükemmel bir ilişki içerisindesiniz. Ama birisi olmasın dediğiniz maddeler olabilir ama hepsinin olması gerekmekte. Çünkü hayatınız çok önemli, zamanınız çok önemli, ömrünüzü sonuna kadar geçireceğiniz insan da çok önemli. Bu yüzden ömrünüzün geri kalanını tam anlamıyla yaşamak istediğiniz birisi varsa ince eleyip sık dokunmalısınız. Yoksa hayatınızı kendinize zehir edersiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sizlere ilişkiler üzerine videolar yapmayı devam edeceğim. Psikoloji kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı ve beni hala Instagram'da takip etmediyseniz Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü Reels videolarımız yayında oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Ben Emin Efendi.